çekim bırakır mısınız? Şimdi yeni doğan çetesi peki hangi boşluktan yararlandı sayın seyirciler? Bu kadar yaptıkları tabii bir taraftan bir ortaya çıkmaya devam ediyor ama daha fazla para kazanmak uğruna çocuklar katledilmiş görünen o. Şimdi konuyla ilgili bakın Vatan Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı aynı zamanda kısa adı İstamet olan Medikal İşletmeceleri Derneği Başkanı Sayın Vefa Türksever açıklamalarda bulundu. Ve hangi boşluktan bu çetenin yararlandığını bakın tek tek nasıl sıraladı. Bebekleri öldürürken utanmadınız mı? Kamuoyunda yeni doğan çetesi olarak bilinen ve para kazanabilmek uğruna bebekleri katleden çetenin soruşturması devam ediyor. İstanbul'da 112 acil çağrı merkezinde çalışan kişilerle ortak hareket eden çete, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verdi. Olayın arka planını Vatan Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Vefa Türksever açıkladı. Devlete göre denetim biraz daha az olduğu için bu işlemin gerçekleştirilmesi ve dışarıdan hasta nakli yapan kurumların da içerisinde kötü niyetli insanlarla işbirliğinin rahat olmasının dolayı işler bu noktaya geldi. Aslında Türkiye'de yeni bir olay değil bu. Dünya genelinde de yeni bir olay değil. Uzun bir süre sadece yeni doğan yoğun bakımlarda değil, başka alanlarda da bu geçmiş yıllarda yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakımlarında baktığı her hasta için devletten para aldığını belirten Türksever, para kazanma hırsının insanı katletmeye kadar gittiğini vurguladı. Hasta yattığı sürece o para Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir ve karşılığı olmayan bir hasta veya vefat eden bir hasta hastane sisteme bildirmek zorunda. Sisteme bildirmediği sürece yaşıyor olarak görünür ve bunun karşılığında kurum hastanelere para verir. Aslında işin özeti bu. Denetimin daha ciddi yapılması gerektiğini hatırlatan Türksever, gerekirse her hastaneye müfettişlerin atanabileceğini söyledi. Her hastaneye aslında veya hastane gruplarına müfettişler atanması lazım. Evet. O müfettişlerin saatli veya günlük denetim değil, habersiz denetim yapması lazım. Hasta gibi gitmeleri lazım. Denetim çünkü iç denetimden başlar, hastanenin kendisinden başlar. Bakın bu sorunları biz devlet hastanelerinde yaşamıyoruz. Neden? Çünkü devlet hastanelerinde, şehir hastanelerinde, üniversite hastanelerinde iç denetim çok kuvvetlidir. Çok iyidir.